Şeyde Hamidabad'da ceviz yetiştiriyorlar. At çiftlikleri vardı, cevize döndürdüler. Cevize büyük para var diyorlar. Şimdi ceviz evet, Portekiz'de falan da, İspanya'da ve Portekiz'de de yatırım yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Ceviz niye öyle bir şey oldu ben anlamadım yani. Aysem anlattı aslında, bir gün hep beraber konuşabiliriz. Ceviz işinde gerçekten biraz sabredersen büyük para var diyorlar yani. Her sabah bir ceviz balla. Bak, her sabah balla bir ceviz biliyorsun. Beyine çok iyi geliyor. Seda Sayan'ın kahvaltısı o. Onu bilmiyordum. Bir büyük ceviz ve bir kaşık bal. Kahvaltısı o. Güzel. Zaten başka yemeği yok. İnsanların kahvaltıları var ya. Benim de var. Yani o bir tek onu yiyor. Bir de saat 4-5 gibi salata yiyor, o kadar. Ben meyveli konfrekse döndüm. Şey işte müsli, meyvelam, kurtulmuş, kırmızı meyve. Yani tek öğün yemek yiyen insanlar tanıyorum. Ve ilginçler yani. Adnan Polat galiba. Seda Sayan tek öğün. Adnan Polat tek öğün. 5'te bitirirmiş galiba yemekle işini Adnan Bey. Sabahın genel yayın yönetmeni Erdal Şafak. Erdal abi zayıf bir öğün yer. Sibel Can da galiba bir ara bir öğün yiyordu. Bu nasıl olacak ya Serdar? Bir öğünü ben de bir öğün. Sağlıklı buluyorum. Ben de şu anda uzman değilim ama yani konuştuğum bir uzmanlar da ama çok işte sağlıklı değil. Ama işte şey de diyor ki İbn Sina da Avicenna yani dünyanın en büyük tıp hekimlerinden iki öğün hastalıktır diyor. Pardon, üç öğün hastalıktır diyor. Hastalıktır. Yani üç ben de içemedim ya. Üç öğün hastalıktır. Let's suppose that you're writing a real. Üç öğün hastalıktır diyor. Hastalıktır. Yani üç öğün. Üç ben de içemedim ya. Üç öğün hastalıktır. Bir şey söyleyeceğim. Bu sık sık az azdan beş öğün kategorisine geçtim ben mesela. Üç öğün hastalıktır demiş adam. Beş öğün kapatayım mı dükkanı ben? İşte bilmiyorum. Bu bir tartışma. Yani Hazreti Muhammed'in de iki öğün yediği. Hatta İkiyi nasıl yiyormuş ama? İkinin de bir tanesi de hurma zaten. Hurma tabağı. Sabah kahvaltı artı akşam yemeğim nasıl oluyor? Değiştiriyormuş ama öyle söylenir. Yani Hazreti Muhammed'in de iki öğün yemek yediği söylenir. Zaten o eski adamlar iki öğün yiyormuş ya. Ya mantıklı, sabah akşam yani. Gündüz gece yani. Benim öğlen akşam. Senin sabah zaten karışık. Şimdi bir öğün yiyenler de işte böyle ama Seda Hanım öyle. Sibel Hanım öyle. Bir öğün olmaz öyle. Ya Serdar. Bir öğün abi, bir öğün. Adnan Polat bir öğün. Bir de Adnan Polat'ta ceviz balı da yok. Hiçbir şey yok. Ben çay, Adnan Polat'ın sadece 5'te çay kahve, saat 5'te akşam yemeği yiyorum. Tabii. İzleyicimiz demiş ki bal ve cevize bir de tereyağı ekleyin. Bakın ne oluyor. Muhteşem olur demiş. Olabilir. Öneri gelmiş öyle. Peki. Ceviz tabii trigliserite falan da iyi. Suyu atsan, içsen. Trigliserite falan da iyi. Suyu atsan, içsen. İyi gelir yani. Ama ceviz yetiştiriciliği enteresan bir hal alıyor. Bak Trakya tarafına falan Alisem. Evet, onu duydum ben ya. O var, var öyle yatırımcılar Alisem var. Alisem bilgi versin bize. İlginç bir şey yani. İlginç ağaçlardan doğru verim alınca falan büyük para da kazanıyorsun. Yani hikaye değil ya. Bayağı para kazanıyorsun yani. Ya fast food'dan biraz uzak duralım da. Dünyanın çok büyük sorunu aslında. Benim bir tanıdığım arkadaş var. Ebru'cum selam olsun. Bodrum'da tanıyorum. Bodrum'da tanıyorum.